Akıllı paraya başlıyoruz. Turkcell CEO'su Süreyya Cilev stüdyomuzda. Süreyya Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Akıllı paraya isterseniz bir akıllı telefon haberiyle başlayalım. Ne dersiniz? Başlayalım. Evet, akıllı telefonun Türkiye'deki payı hızla artıyor. Detaylar haberimizde. Türkiye akıllı telefonu sevdiği akıllı telefonların sektör payı hızla büyürken klasik cep telefonlarında hızlı bir düşüş yaşanıyor. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre Türkiye her yıl ortalama 16 milyon cep telefonu ithal ediyor. Bunun %57'si ise akıllı telefon. Rakamlara göre sektörün ciro payı 2013 yılı Nisan-Haziran döneminde %90 seviyesine ulaştı. İthal edilen 16 milyon cep telefonu içinde akıllı telefonların payı ise 9 milyon 120 bin. Klasik cep telefonlarının pazarı ise hızla küçülüyor. BTK Başkanı Acer'in açıklamasına göre Türkiye ithal telefonlara her yıl 5 milyar dolardan fazla para ödüyor. Dolayısıyla yerli telefon üretimi şart. Ulaştırma Bakanlığı teşvik için Arge fonu oluşturdu. Acer'e göre ilerleyen süreçte cep telefonunda yerli üretimle ilgili olumlu gelişmeler yaşanacak. Evet, Türkiye akıllı telefonu sevdi. Bunu söylemeye gerek bile yok aslında. Biz bugün kur ve faizdeki artışı konuşuyoruz. Bu akıllı telefon tüketimi nasıl etkileyecek sizce? Etkiler mi? Şimdi bir defa akıllı telefon sadece Türkiye'de değil, dünyada hızla büyüyor. Akıllı telefon, telefon artı bilgisayar. Yani akıllı telefonun avantajı oradan geliyor. Bu hem telefon görevini çok iyi yapıyor, hem de bilgisayar görevini, hem de ikisinden çıkan sinerji. Türkiye'de de bu hızla büyüyor akıllı telefonlar. Ve akıllı telefonlar sayesinde insanlar daha akıllı kararlar verebiliyor. Akıllı evler, akıllı şehirler, bunlar da ileride gelecek. McKinsey'nin yaptığı bir araştırmaya göre, bu Mayıs 2013'te çıkan araştırma sonucuna göre, teknoloji dünyasındaki bir numaralı faktör mobilite. Mobilite başta kurumsal pazar olmak üzere bireysel hayatı da etkiliyor. Peki şimdi kur ve faizdeki artışa ben geri dönmek istiyorum. Çünkü bugün bizim için en önemli haber Türk ve teknoloji sektörüne nasıl yansıyacak bu sert hareketler bizim gün boyunca anlattığımız. Şimdi biz uzun dönemli düşünmek zorundayız. Büyük yatırımlar yapıyoruz. O yüzden yani günlük kurların değişimine çok açıkçası odaklanmıyoruz. Fakat yıllık bakalım. Fakat, dolar TL'de yani doların mesela yıl başından %12'lik bir değer artışı söz konusu. Evet. Tabii bu ithal edilen cihazların Türk lirasında maliyetini arttırıyor. Biz de buna karşılık Türkiye'de ilk Türk akıllı telefonunu lanse ettik geçen hafta. T40 Gebze kod adıyla Turkcell Teknoloji tarafından geliştirildi. Bu telefonu da Eylül ayının son haftasında piyasaya sokacağız. Bu ürünle daha uygun fiyatta ama çok akıllı bir telefonla insanlarımız yeni mobilite teknolojilerinin avantajlarını yaşayacaklar. Şimdi T40 hani gerçekten ne kadarı yerli pek çok izleyicimiz soruyor. Onu da paylaşmak istedim sizinle. Tasarım ve donanıma baktığımızda T40'ın yüzde kaçı yerli? Şimdi T40'ın tasarımı sıfırdan, yani beyaz sayfadan başlayarak endüstriyel tasarım, elektronik tasarım, software tasarım, bütün bu tasarımlar Turkcell teknoloji mühendisleri tarafından yapıldı. Bu tasarımdan sonra tabii ki elektronik komponentler, bunlar yurt dışından ithal edilebiliyor. Biz bu telefonun hardware kısmını, donanım kısmını hem Çin'de ürettireceğiz hem de Türkiye'de ürettireceğiz sene sonundan, 2013'ün sonundan önce. Yani bir yüzde veremiyor musunuz şu kadar yerli, bu kadarı? Valla şimdi katma değere bakarsan orada eskisine nazaran çok daha yüksek bir rakam, fakat rekabet sebebiyle oralara girmek istemiyorum. Biz burada yani tamamen Türk tasarımı olduğu için katma değer Türkiye'de üretiliyor. Bu yüzden de yüzdesi çok yüksek diye düşünüyorum. Peki cari açığa katkısı ne olacak düşürücü yönde? Satış beklentiniz ne T40'tan? Şimdi T40'tan önce biliyorsunuz biz 2010'un Kasım ayından itibaren T serisi telefonları piyasaya sürdük. Onlar da Turkcell markasıyla piyasaya sürdüğümüz telefonlardı. T10, T11, T20, T21 ve T30. Bu telefonlardan 1 milyon adet satıldı Türkiye'de. Bu telefonların, yani Turkcell'in
kendi markasıyla bu telefonları piyasada sürmesi sonucunda cari açığa bu dönemdeki katkımızın 500 milyon lira olduğunu hesaplıyoruz. T40'da bunu ivmelendirecek. T40'da daha başarılı bir telefon, daha üstün yetenekleri var. Gerçekten biz burada sadece fiyata odaklanmadık, üstün yeteneklerine odaklandık. Yani hem kaliteli ses, hem gürültüyü engelleme, hem surround ses dediğimiz müzik ve resim çekme kabiliyetleri çok yüksek. Akıllı telefon, aynı zamanda bilgisayar. Bunun piyasada başarılı olacağına inanıyoruz. Ve o rakama göre de cari açığa katkısı olacak. Peki şimdi siz ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladınız yakın zamanda. Gerçekten beklentilerin üzerinde geldi bilanço sonuçlarınız. Büyümenin nedenleri neydi? Biraz onu konuşalım. Ne bu iyi sonuçları size getirdi? Şimdi ikinci çeyrek sonuçlarını yönetim kurulumuzun da onaylamasıyla geçen perşembe akşamı açıkladık. Gelirlerimiz Turkcell tarihinin rekoru olan 2 milyar 855 milyon liraya ulaştı. Bu %11'lik bir büyüme. EBITDA dediğimiz AFÖK %12'lik büyümeyle 869 milyon lira. Net kârda 556 milyon liralık bir rakama ulaştı. Türkiye'nin bu sene %3 ile %4 arasında büyüyeceğini düşünürsek Türkiye'nin ekonomisinin büyümesinin üstünde bir büyüme yakaladık. Burada ses gelirlerimiz %4 büyüdü. Fakat mobil internet gelirlerimiz %42 büyüdü. Evet, siz zaten bunu anlatıyordunuz hep bize, ben hatırlıyorum seneler öncesinden. Bu 2013'ün diğer çeyreklerinde de bu ivmenin devam etmesini bekliyor musunuz akıllı cihaz tarafında, mobil internet tarafında? Mobil internet tarafındaki büyümenin devam edeceğini bekliyoruz. Çünkü Turkcell şebekesinde akıllı telefonların oranı sadece %26, yani %74 gibi, yani neredeyse 1/4'lük bir potansiyel var. O yüzden önümüzdeki yıllarda da mobil internet satışlarımızın, gelirlerimizin artacağını tahmin ediyorum. Şimdi Avrupa GSM ve internet dünyası kıyaslaması yapalım biraz. Biz neredeyiz? Hani nelerimiz eksik, nelerimiz artıda? Ne dersiniz o konuda? Burada resim çok Türkiye lehine. Yani ilk defa olarak Türkiye'nin tarihinde Türk insanı artık teknoloji konusunda dezavantajlı değil, avantajlı. Yani biliyorsunuz, mobil iletişimde nüfusu kapsamada Türkiye artık dünyada birinci. 2011'de hem de 2012'de bu Davos'un ve INSEAD Üniversitesi'nin rakamları. Mobil internet hızında birçok gelişmiş ülkeden daha iyiyiz. Apple'ın kurucusu Steve Wozniak Türkiye'ye geldiğinde Turkcell 3G Amerika'daki 4G'den daha hızlı dedi. Fiber internette ise dünyada ilk 4 arasındayız. Turkcell Super Online 25, 50, 100 ve 1000 megabit hızında interneti sunuyor. Yine Apple'ın eski pazarlama müdürü Türkiye'deyken Kaliforniya'da bu yok, belki ben Türkiye'ye taşınsam mı diye bir espri yaptı. O yüzden teknoloji insanımız artık teknoloji konusunda dezavantajlı değil, avantajlı. Bu da bence yani Türkiye'nin son 10 senede büyük bir gelişmesi var, büyümesi var. Ben Türkiye'nin en güzel günlerinin önümüzde olduğunu düşünüyorum. Türk insanı çok yaman bir insan ve bilgiye daha kolay ulaşınca, teknolojide fırsat eşitliğini yakalayınca bence Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Peki, hani biraz da grup şirketlerinin katkısını size soralım. Hani Süper Online dediniz, oradan aklıma geldi. Astelit var. Ne diyorsunuz? Hani bu yılın geri kalanında bu şirketlerin katkısı nasıl olacak bilançonuza? Şimdi ikinci çeyrekte Turkcell Türkiye dışındaki iştiraklerimizin büyümesi %29'du. Bunun içinde Süper Online %37 büyüdü. Ukrayna'daki şirketimiz %16 büyüdü. Belarus'taki şirketimiz %26 büyüdü. Bu büyümelerin de ikinci yarıda da devam edeceğini bekliyoruz açıkçası. Peki yeni satın alma var mı hedefinizde bu sene? Şimdi bizim hem Türkiye içi hem de Türkiye dışında iş geliştirme bölümündeki arkadaşlarımız, onlar da fırsatları değerlendiriyorlar. O konuda söyleyecek bir açıklama yapabileceğim bir haber yok. Peki, şimdi dijital broadcasting konusuna ilgi artıyor. Bu konuda Turkcell olarak çalışmalarınız var mı? Var. Şimdi akıllı telefonlar dediğim gibi hem telefon görevi görüyor hem de bilgisayar görevi. Bilgisayardan da televizyona da dönüşebiliyor. O yüzden artık her bir akıllı telefon bir televizyon aleti, bir kitap durumunda, bir dergi durumunda. O yüzden televizyon da Turkcell televizyon ürününü biz piyasaya çıkarttık. Bugüne kadar 300 bin tane
abonemiz var. 300 bin aboneye ulaştık. Burada da 50'ye yakın kanalı müşterilerimiz cep telefonlarından, akıllı telefonlarından izleyebiliyor. O nasıl gidiyor? İlgi var mı? Tabii ki var. Yani insanlar haberlere anında ulaşmak istiyorlar. Arabada oldukları zaman, vapurda oldukları zaman, otobüste oldukları zaman haberlere ulaşıp videoyu anında seyretmek onlara bir değer katıyor. Ne kadar, rakamlar ne diyor bu konuda, biraz paylaşabilir misiniz? Çok mu detay? Şu kesin, yani data trafiği çok hızlı artıyor. Data trafiğinin bu kadar hızlı artmasının en büyük sebebi video formatındaki datanın artması. Yani insanlar daha çok video izliyorlar. Burada videoda tabii ki eğlence var, spor var ama aynı zamanda haber ve bilgi alma, eğitim konuları da var. Peki tabii burada, bu da bizi 4G'ye getiriyor artık. Çünkü neden 4G'ye ihtiyaç olsun diye hep soruyorduk 3G hayatımıza girdiği zaman. Evet. İlk Turkcell sokmuştu 3G'yi de, yatırımlarda önce olmuştunuz. 4G'de de rekor hız denemesi yaptınız. Gene öncü siz Turkcell olarak olacak mısınız 4G'de? Ne zaman girer hayatımıza, ne dersiniz? Şimdi biz 4G'ye LTE dediğimiz Long Term Evolution teknolojisini kullanarak girmeyi planlıyoruz. Ve yaptığımız pilot projelerde çok yüksek hızlara ulaştık. En son bundan 2-3 hafta önce 892 megabit per second, yani saniyede 892, neredeyse 900 megabit hızına ulaştık. Bu da bugünkü hızın neredeyse 20 misli hızında. O yüzden LTE dediğimiz yeni teknolojiler de önümüzdeki 2 sene içinde Türkiye'ye gelecek ve bence değer katacaklar. Çünkü hızla artan data trafiği Türkiye'de o arzı karşılayabilmek için o talebi, o yatırımı yapmak gerekiyor. Burada da LTE kullanmamız gereken bir teknoloji. Peki ne zaman bu 4G'ye geçiş olur kısmetse Türkiye'nin, hani ne dersiniz o konuda? Tabii burada karar verici Ulaştırma Bakanlığımız ve BTK, operatörler hep beraber onlarla diyalog içindeyiz. Yani bazı teknoloji dünyası hızla değişiyor. Devamlı yeni, daha verimli, daha üstün teknolojiler olduğu için yatırım açısından en yeni teknolojilere zamanında yatırım yapmak mantıklı oluyor. Biz 3G'ye vaktinde geçtik. 4G'ye de bence optimum geçme zamanımız 18 ay ile 24 ay arasında. Peki 4G için yatırım planlarınız neler? Söyledim, BTK'dan şey gelince, yeşil ışık yanınca biz de 18 ay ile 24 ay içinde 4G'ye, LTE'ye gerekli yatırımları yapmaya hazırız. Ama öncülük edeceksiniz, onu buradan söylüyorsunuz. Kesinlikle yani Turkcell demek teknolojide inovasyon demek, en yeni teknolojide Türkiye'ye getirmek demek. Biz geçmişte çok zor rekabet şartlarına rağmen çok başarılı olduk. Biraz evvelki rakamlar da bunu gösteriyor. Bunun ana sebebi müşterilerimize odaklanmamız ve müşterilerimize değer yaratmamız, onlara fark yaratmamız. Biz burada inovasyona önem veriyoruz. Turkcell'i takım olarak görüyoruz ve yeni fikirleri hızla toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürüyoruz. Yönetim kurulunuza yeni üyeler atandı. Yeni yönetim kurulu başkanınız da atandı. Bununla ilgili değerlendirmenizi alalım. 2013'te bu temettü muamması çözülecek mi? Onu merak ediyor. Pek çok tweet var izleyicilerimizden gelen. Şimdi bir defa ben de yeni yönetim kurulu üyelerimizi ve başkanımıza hem hoş geldiniz diyorum hem de kutluyorum. Biliyorsunuz onların katılmasıyla biz ikinci çeyrek sonuçlarını onayladık ve ikinci çeyrek sonuçlarını geçen hafta açıklayabildik. Hı hı. Yani ben hepsiyle tanıştım ve bence çok değerli, çok tecrübeli insanlar. Turkcell takımına çok değer katacaklarını düşünüyorum. Evet, seyirci sorusu Tiger Gold der ki Turkcell'de yönetim kurulu krizi ne zaman çözülecek? Temettü konusunu biraz daha fazla konuşabilir misiniz? Şimdi temettü, yani yönetim ekibi temettüyü yönetim kuruluna sunuyor, öneriyor. Yönetim kurulunun onayıyla da genel kurula gidiyor. O yüzden genel kurulun onayını gerektiren bir konu. O yüzden şu anda bir yorum yapamıyorum ama biz yani ilk fırsatta temettü ödemeye başlamak istiyoruz. Genel kuruldan onay geldiği anda temettü vereceğiz diyorsunuz. Sorular da gelmeye devam ediyor. Süreyya Bey, Mustafa Bilet'in sormuş. Data ücretleri bizde ABD'ye göre çok ucuz. Bunun sebebi nedir? Evet, gerçekten öyle. Baktım, yani son 4 senede
kişi başına data kullanımı 54 misli artmış ve birim fiyatlar bu 4 senede %95 aşağıya düşmüş. Yani dünyada hem insanımız daha fazla data kullanıyor, hem daha hızlı kullanıyor, hem de %95 yani 20'de 1 oranında ödüyor. Yani %95 tasarruf sağlıyor. Bunun sebebi en yeni teknolojilere Türkiye'de kullanıyor olmamız, çetin rekabet ortamı. Bu yüzden de data trafiği daha çok artıyor. Fakat bundan kazanan Türkiye'nin halkı olacak. Ben o yüzden Türkiye'nin geleceği için çok umutluyum. Çünkü artık insanımız bilgiye daha kolay ulaşacak. Artık yani İbrahim Tatlıses'in dediği Urfa'da Oxford vardı da mı gitmedik. Artık o sebep ortadan kalkmaya başlayacak. Artık Urfa'ya sadece Oxford'u değil, biz Bilkent'i de, Orta Doğu'yu da, Harvard'ı da, Stanford'ı da götürüyor olacağız teknolojiyle. Peki bir diğer konu da 7 Eylül'de 2020 olimpiyatları kime gidecek? Bu belli olacak. Türksel olarak İstanbul'un adaylığını destekliyorsunuz. Yaklaştık mı bu hedefe, ne dersiniz? Şimdi gerçekten bu bizi çok heyecanlandırıyor, beni çok heyecanlandırıyor. Türksel biliyorsunuz İstanbul 2020'yi destekleyen en büyük firmalardan bir tanesi. Ve burada diğer firmalarla beraber çok güzel çalışma yaptık. Yani ben de Olimpiyat Komitesi'nin değerlendirme komitesine sunum yaptım. Türkiye'nin teknoloji olarak ne kadar, İstanbul'un teknoloji olarak ne kadar hazır olduğunu anlattık. Ve açıkçası Olimpiyat Komitesi'nden aldığımız geri bildirim de Türkiye'nin bu konuda diğer olimpiyat yapılan şehirlerden çok daha ileride olduğu ve ilk defa olarak bir basın otobüsünde içinde mobile Wi-Fi olduğundan bahsettiler. Yani 3G sayesinde gazeteciler basın otobüsünde de işlerini çok rahat bir şekilde yapabiliyorlardı. Türksel 3G sayesinde. Peki sizin şahsi tahmininiz ne? Benim şahsi tahminim Türkiye'ye gelecek. Yani gerçekten Türkiye hak ediyor. Ben bunun hem Türkiye'ye faydalı olacağını düşünüyorum ama bence bu esas dünyaya faydalı olacak. Türkiye gibi bir ülkenin bu olimpiyatları artık ev sahipliği yapmasının zamanı geldi. Bu da birçok gelişen ülkeye bence moral verecek, cesaret verecek. Gerçekten kıtaları birleştiriyoruz, kültürleri de birleştiren bir olimpiyat olabilir. Yani İstanbul'a yakışacak diye düşünüyorum.